Şimdi yakında bir şey, Amerika'da bir oluşum var. Şirketini satmak istemeyen girişimcilere yatırım fonu. Ondan sonra birçok da Silikon Vadisi'nde iyi biri kuruyor. Ben de tanıyorum, girer misin? Girerim dedim. Şimdi klasik terminolojide baktığınız zaman internet, yani mesela ben gelip size yatırım yapmak istediğim zaman ben ne yapıyorum? 5 ile 7 sene, 10 sene içinde çıkmam lazım. Nedir? Paramı geriye almam lazım. Özellikle riskli olduğu zaman kat kat almam gerekiyor. Şimdi bunun olabilmesi için tabii işin astronomik bir şekilde büyüdüğü gibi daha da büyüyebileceğini görmesi gerekiyor. Ya yani mesela diyelim Uber'i düşündüğün zaman adam ne diyor? Kardeşim ben dünyanın %3,5'unu almışım. Yani aynı işimi yapmaya çalışsam %50'sini alsam ben 10 katı, 20 katı 2 yılda büyürüm. Herkes Allah parayı verelim diyorlar. Şimdi Türkiye'de mesela sanat piyasasının sıkıntısı zaten Türkiye sanat piyasasının toplamı 30-40 milyon doları geçmiyor. O da yani içinde açık arttırmalar şunlar var. Şimdi onun içinde edisyon pazarı ne kadar? Diyelim dedik 3-5 milyon dolar ki o da en iyi haliyle çünkü edisyonu şeyi. Şimdi onun içinde siz o işi yapacaksınız. O işten komisyonla kazanacaksınız. Dövdüğünüz zaman iş bu sefer gerçekten hani kendi içinde bir yatırımcıya geldiği zaman ya işte ben bununla hayatta bu 3-5 milyon dolar hepsini alsa bu cirosu ne olacak? Hani yarısını kar etti. 1,5 milyon dolar ciro yapacak. Ölme eşeğim ölme. O yüzden ama mesela siz bunu şey diye deseniz bana ya ben bunu ömür boyunca iş olarak yapacağım yapın. Ya kazanabilirsiniz de evi geçinebilirsiniz, para yapabilirsiniz. O yüzden hani biraz soru açıkçası internetin biraz internet yatırımının internetin en boktan tarafı daha tradisyonel yatırımlara izin vermeyen bir görüş yapısı var. Yani herkes çünkü beklenti içinde. Uber gibi, Airbnb gibi, ne bileyim oyun firmaları gibi, başarılı olanlar gibi büyümen lazım. Büyümediysen benim işim yok gibi. Peki yurt dışına açılma olayı. Mesela ben bugün sanat piyasası Türkiye'de bu kadar dediniz. Evet girdik, sanatta biraz başarılı oldu o işte. Karşım ben yurt dışına da açılırım. Bir evet, sürü ülke var, evet, bir sürü sanat dalı var. Evet ama aynen orada mesela e-commerce, biz ona benim işte box moving business dediğinde yurt dışı çok zor bir olay. Niye zor bir olay? Çünkü araya shipment, gümrük duvarını koyduğunuz zaman bugün Amazon dahil hiçbir yurt dışına ancak çok istisna ürünler olmadığı sürece volume bulamıyorsunuz. Çünkü gerçekten burada Almanya'ya yollamanız 30 dolarlık bir şey veya 300 dolarlık bir şey bir anda 400-500 yapıyor. Üzerine gümrük vergileri bilmem ne biniyor. Bir karşıcı alıcı adedi bir anda düşmeye başlıyor. O yüzden özellikle e-ticaret hala, ya ben hep şey diyorum, e-ticaret bugün global bir meta değil. Yani bugün e-mail global, ne bileyim birçok servis global ama e-ticarete dikkat ettiğiniz zaman hep lokal oyuncular var. Çünkü gümrük duvarları. O yüzden zaten dikkat edin. Türkiye niye yabancılar hep e-ticarete yatırım yapıyor? Çünkü en büyük sebebi yabancılar rakip olamıyor. Siz bugün Türkiye'de bir arama motoru yapın, Google'a rakipsiniz. E şimdi bugün e-ticaret sitesi yapın. Yani Trendyol'un melek yatırımcısıyım mesela. Ya adam ne rakip, hiç yabancılar konuşulmadı. İşte Marco Foni vardı o zaman. Ondan sonra onun gibi rakipler konuşuldu. Hiçbir zaman da Amazon. Amazon o yüzden ne yapması lazım? Türkiye'ye gireceği gün işte büyük oyunculara bakacak. Eksi Y'yi Z'yi alacak. Yani e-ticaretin böyle, o yüzden de hani edisyon e-ticaretin de o sıkıntısı vardır diye tahmin ediyorum. Ay, içlerinden ayrılan tek bir Alibaba sanıyorum bir Amerika'ya ve dünyanın farklı yerlerinde. Evet ama Alibaba tabii şey sahibinden.com yani classified business gibi yani malı alıp satandan çok o milletin malını teşhir ettiği yer gibi oluyor.